Arkadaşlarım, geçen bütçe konuşmama bir atıfla başlamak istiyorum. O zaman burada şimdi galiba Merkez Bankası'na başkan oldu. Oturuyordu arkadaşımız. Çürüyen her şey düşer demiştim. Çürüyen şeylerin bir yerde tutulu kalması mümkün değildir. Çürüyen her şey gibi bu bütçe de düşecek demiştim. Çürüdüğü için düştü. Siz aslında düşüksünüz. Düştüğünüzün farkına ilk seçimde varacaksınız. Şu anda siz yoksunuz aslında. Berat Bey, sayın, düşüksünüz lafı çürüyen her şey düşer lafının devamıdır. Bir hakaret olarak lütfen, demiyorum. Lütfen, ben çürümedim. Sayın sağ Özkan, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Ben sağ, siz düşüksünüz. Göreceksiniz, çürüyen her şey gibi düşer. Aklına hep kötü şeyler gelmesin. Meyveler gelsin, sebzeler gelsin. Sayın Berat Albayrak, sayın ve 60'la falan ilgisi yok. Kastım o değildir. Sayın Özkan, genel çürüyen şey edeyim. Düşer. Berat Albayrak sarayın en kıymetli meyvesiydi. Çürüdü ve düştü. Nerede şimdi? Nerede? Şu anda Berat Albayrak'ın burada bütçede eleştiri olarak getirdiğimiz onlarca şeye yanıt vermesi lazım. Nerede? Yok. Çünkü Sayın Albayrak, kendisine yöneltilecek olan 100 milyar doları kime sattın kardeşim sorusuna yanıt vermek zorunda. Eksi 47 milyar dolara nasıl geldi bu hazine sorusuna yanıt vermek zorunda, ama yok. Kimse de onun yerine yanıt vermiyor. Ne garip bir şey. Bu saray rejiminin düştüğünü, tek adam rejiminin düştüğünü, bunun da ilk seçimde anlaşılacağını gösteriyor. Size bir anımı sunmak istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı ya da düşmüş ama halk içinde geziyor. Ben de Kanal D'yi yönetiyorum. Bir gün ziyaretime geldi. Cebinden bir beyaz mendil çıkarttı. Önümüze, masanın üstüne koydu, açtı. Mendilin içinde iki küpe vardı. Bir kolye vardı, iki de bilezik vardı. İki de bilezik vardı. Dedi ki, Gecekondu Mahallesi'nden geliyorum. Oradaki kadınlar çıkarttı bunları, bana verdiler. Bizi kurtar diye. Ne garip tecellidir. 20 sene sonra Recep Tayyip Erdoğan o kadınlara çöpten ekmek toplamayı, rızık almayı, pazarlardan döküntü sebze meyve toplamayı reva görmüştür. Büyük sorun buradadır. Büyük yıkılış buradadır. Büyük çürüme buradadır. Şimdi soruyorum, o Ayşe ablaya, o Fatma teyzeye, o Elif nineye, kendisine teslim edenlerin helalliğini nasıl verecektir? Hadi bu dünya geçti, öbür dünyada nasıl verecektir? O Ayşe sen dururken bana düşer mi fetva makamlı? Sen dururken bana düşer mi fetva makamlı? Sen tezini bile yazarsın şimdi onu. O Ayşe ablanın kızı büyüdü. O Ayşe ablanın kızı büyüdü. Sen tez yaz. O Ayşe ablanın kızı büyüdü. O Ayşe, ben yazdım, 21 tane var, göndereyim oku. O Ayşe ablanın kızı büyüdü. Hemşire. Covid'den çıktım. Onların nasıl çalıştığını gördüm yoğun bakımda. 20 gün yoğun bakımda onların nasıl çalıştığını gördüm. Yoğun bakım hemşiresine dün Sayın Genel Başkanımız söyledi. 7 lira fark yatırılıyor. 7 lira sadece. Şimdi o Ayşe ablanın kızı ya buna katlanacak, Covid belasıyla yaşamaya devam edecek, ya işsiz kalacak. Ayşe ablanın oğlu zaten işsiz, üniversiteyi bitirmişti. Ama o beni kurtar diye küpesini, bileziğini, kolyesini Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermişti. O ne yaptı? O saray yaptı. Kendine bunlarla saray yaptı. Şimdi ikna odalarından da geçti. Üniversiteyi de bitirdi. Senin karşına geldi. İşsizim abi. Bana iş ver dedi. Sen onu sokağa gönderdin. İşsizliğin içine gönderdin. O hemşire oldu. İkna odalarını da yıktı geçti. Her şeyi başardı. Hemşire oldu. Geldi. Dedi ki abi hakkımı istiyorum. Sen onun hakkını vermedin. Sen onun hakkını vermedin. Sarayda 300 danışman 18 bin lira maaş ortalamayla çalışmaya devam ediyor. 300 danışman. Şimdi ben de soruyorum. Diyorum ki
asgari ücretliye 3100 lirayı çok gören bir anlayış, bir siyasal bakış. Bu 300 adama bu parayı nasıl veriyor? Nasıl oluyor bu iş? Şimdi ben soruyorum. Arkadaşlar, bizi değerli kılan üstümüzdeki elbiseler değil. Biz bunlarla değerli değiliz. Biz vicdanımızla örtülüyüz. Sabah kalkıyoruz, vicdanımız ne kadar büyükse çıplağımızı da onunla örtüp çıkıyoruz. Şimdi ben söylüyorum. Kral çıplak, saraydakiler çıplak, vicdanları kör, vicdanları sağır. Bu vicdanla bu millet yönetilmez. Bu vicdanla, böyle tek adam vicdanıyla bu millet yönetilmez. Şimdi biz bu sene bütçemizle, bu çürük bütçeyle 4 milyar 39 milyon lira parayı saraya ayırdık. Saray geçen yıl ne yaptı? Keşke ayırmasaydık. Keşke bu parayı vatandaşa verseydik. Covid'le arkadaşlar daha sıkı mücadele etselerdi. Şimdi ne yaptı? Sarayın mefruşat ve gıda harcaması, giyecek harcaması, özür diliyorum. Giyecek harcaması 13.4 milyon liraya patlamış. Sarayın mefruşat ve giyecek harcaması. Ya bununla tableti olmayan, uzaktan eğitime erişemeyen, bütün yoksul bebelerin tablet ihtiyacını karşılar. Olmayı versin ya. Koymayın buraya ya. Subuti meyveli, aloe veralı şeyler olmayı verseydi ne olurdu sanki? Döndük. Döndük. Okluk koyundaki yazlık 105 milyon dolar. Döndük. Ahlat köşkü 22 milyon dolar. Olmayı verseydi ne kaybederdik arkadaşlar? Ne kaybederdik? İsraf değil mi? Günah değil mi? Peki arkadaşlar, Berat Bey gitti. Benim de sevdiğim bir insan. Babasını da çok yakın tanırım. Peki bu 100 milyarın hesabını kim verecek? Peki bu, şimdi bu bütçemiz bizim. Sürdürebilmek için bu bütçemizi biz 180 milyar dolar borç bulacağız ve faiz borçlarını ödeyeceğiz ki ekonomimizi çevirebilelim. Bütçemiz 1.3 trilyon, aradığımız para 1.8 trilyon arkadaşlar. Sadece faizciye verebilmek için, borcun faizini ödeyebilmek için aradığımız para 1.8 trilyon. Dolar üzerinden çarparsın, doğrusunu söylersin, düzeltirim. 47 eksi 47 milyar olan bütçenin hesabını kim verecek? Şimdi biz hep beraber burada Türkiye'nin yönetimiyle ilgili görüşlerimizi söylüyoruz. Biraz önce Sayın Başkanım RTÜK'le ilgili şeyler anlattı, söyledi, saptamalarda bulundu. Başkana çok teşekkür ediyorum. Buradaydı demin ama şimdi yok galiba. Bu başkan bize RTÜK'ün nasıl yönetilmemesi gerektiğini öğretti. Sayesinde öğrendik. Kendisinden önce çok başkan gördük. Ama bu RTÜK başkanı, birazdan Utku kardeşim o konuda bizi aydınlatacak, bu RTÜK başkanı tüy dikmiştir. Demokrasi böyle bir şeyi kaldırmaz başkanım. Çok doğru söylediniz. Şimdi efendim, milli piyango kumardı. Milli piyango kumar oynanıyordu. Özelleştirdiniz. Çok güzel oldu. Eskiden milli piyangoda bir emek gücü vardı. Özelleştirirken de biz bu emek gücünü tutacağız. Bunlar işten çıkarılmayacak diye özelleştirdiniz. Ama hepsi işten çıkartıldılar. Sadece bir milli piyangomuz vardı. Şimdi evde barbut var. Şimdi evde rulet var. Milli piyangonun altına bütün bunları dizdiler. Herkesi, her evi kumarhaneye çevirdiniz. Herkes bunlarla oynuyor. Peki size soruyorum. Ekmeğin KDV'si %8. Suyun KDV'si %8. Bebek bezinin KDV'si %18. Hangi vicdanla, hangi saray vicdanıyla, hangi tek adam vicdanıyla kumardaki KDV'yi sıfırladınız? Demirören'e niye yaptınız bunu? KDV neden sıfırlandı arkadaşlar? Sessiz sedasız bebek bezindeki KDV dururken evde ruletin, evde barbutun, kumarın KDV'sini nasıl sıfırladınız arkadaşlar? Adalet. Beni içeri alırken adalet. Beni dışarı çıkartırken adalet reformu. İçeri alırken de reform oluyor, çıkartırken de reform oluyor. Benim üzerimden, bizim üzerimizden reform yapmayın arkadaşlar. Siz de varsınız ya. Bırakın bu oyunu.
İnsanların özgürlüklerinin üzerinden adalet... Tamamlayalım lütfen Sayın Başkan. Dün Sayın Genel Başkanım burada tarihi bir konuşma yaptı. O konuşma çerçeveletip duvarlara asılacak bir manifestodur aynı zamanda. Ondan bir bölümü asacağız, sen de asarsın sonra. Asarsın asarsın, merak etme. Ondan bir bölümle bitireceğim. Allah'ın izniyle, aynen okuyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasından. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahil sömürecek olan bütün bu yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız. Söz veriyoruz, yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.